Yeter, bırak dinlensin. Deniz kenarında bir şehirde yaşadığını öğrendim. Aşırıya kaçtın. Ama hepsini çizdi. Acaba neredesin? Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future süper kahramanlar. Wow. 49.90. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to stand around. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Brando, atma artık. Michele, cep telefonunu kaldır. Kağıdın boş duruyor, Kasadyo gibi tekrarlayacak mısın? Ben 8. sınıfı da... Müdür geldi. Çocuklar. Prezide. Müfettiş sınıfınıza birkaç soru sormak istiyor. Ne olmuş acaba? Oturabilirsiniz. Hepinize merhaba. Bir iki dakikanızı alacağım. Bu iki gün içinde Martino Bireccia'yı göreniniz var mı? Yoksa başına bir şey mi geldi? Mastürbasyondan ölmüş. Martino iki gündür eve gelmiyormuş. Annesi onu uyandırmaya gitmiş. Ama yatağında bulamamış. Yatağda yapılı haldeymiş. Eğer Martino'yu görürseniz eve gelmesini söyleyin. Hı? Pekala. Hepinize bol şans. Müfettiş. Tamam. Yemeğini almayı unutmuşsun. Teşekkür ederim anne. Müfettişe hoşça kal deyin. Hoşça kal müfettiş. İyi günler müfettiş. İyi günler müdüre hanım. Öğretmenim. Herkes burada toplanacak. Anlaşıldı mı? Nerede saklanıyorsun? Herkes burada toplanacak diyorum. Sessiz ol. Kimse bizi duymasın. Hadi buraya gelin. Mickey, ben büyük kötü kurtum. Paraları sökün. Ayakkabılar. İğrençsin. Geri ver. Bana lazım. Yoksa ne olur? Annen bizi tutuklar mı? Ya da baban bizi döver mi? Affedersin. Senin baban yoktu değil mi? Hadi. Hapiste olmasından çok daha iyidir. Geri zekalı. Ama babam dün dışarı çıktı.
Ayrıca ben geri zekalı değildim. Şimdi sana 10 saniye avans veriyorum. Çok cömerdim. Değil ama mi? Bu adil değil. 10, 9, 8. Dostum bu vuruş ompu. Çok kolay oldu. Dostum yanlışlıkla pisliğe bastın. Anne baksana Mickey geldi. Mickey yine mi gördün mü? Candela lütfen. Merhaba. Merhaba Mickey. Dolapta lazanya var. Kim yaptı? Annen yaptı. Aç değilim. Stella Morrison. İlişkisi yok. Ne yapıyoruz? Candela git başımdan. İnsanların dilini anlamıyorum. Evimde Cadılar Bayramı. Katıl. Onu hemen yerine koy. Bunu kesinlikle anlayamıyorum. Eğer Süpermen gözlük takıyorsa neden onu tanıyamıyorlar? Bu ne işe yarıyor? Candela! Süpermen. Bunu kimin için saklıyorsun? Arkadaşlar için. Arkadaşlar mı? Ne arkadaşlar ama? Baksana, dokunmak için çok tehlikeliler. Neye ihtiyacın var? Bir süper kahraman kostümüne ama sadece bu var. İşte burada. Bu da ne böyle? Xin Zhao, Çinli süper kahraman. Çok ünlüdür. Yani ama bu... Sadece pelerin eksik. Peki güçleri nedir? Giyince öğreneceksin. Merhaba, benim adım Martino. Gitmek istiyorum. Bir süre uzaklara gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten kötü hissediyorum. Kısa bir süre için kayboluyorum. Beni merak etmeyin sakın. Mama Martino'nun ailesine gönderdiği video kaydı. Nerede çekmiş bunu biliyor muyuz peki? Sanki bir tren istasyonu gibi. Arkadan gelen seslere baksana, bir kadın sesi geliyor. Biliyor musun, bu çocuk okulunda bir dahi. Matematik olimpiyatları için Moskova'ya gidecekti. Bir gün önce apar topar kaçması ilginç değil mi? Hayır, çocuk aslında baba eksikliğiyle çekmiyor. Doğru kelime bekar. Kız kurusu değil. Tamam, yarın görüşürüz. Hey canavar, Stella'ya gitmeyecek miydin sen? Hayır, gitmiyorum. Kostüm alamadım. Kostüm alamadın mı? Sana 50 avro vermiştim. O giydiğin ne? Bir süper kahraman. Çinliymiş. Bahse varım, sadece sende vardır. Ayağa kalk bir bakayım. Başını kaldır. Güzel görünüyorsun. Kaşındırıyor. Bir süper kahraman olmak kolay değildir. Oradan oraya uçmak, insanları tehlikeden uzaklaştırmak... Babam gibi mi? Evet, aşağı yukarı. O da benim gibi polisti. O da insanları tehlikeden korur muydu? Hı hı.
Hadi bakalım sen şimdi partiye git. Yoksa kız üzülecek. Bu akşam beni sakın bekleme. Come with me girls and boys. Make some rocks in place of toys. Create panic and gather noise. We'll trick or treat. Walking down on your street. You should better give us your cakes and sweets. Well, we'll sing the song and have last night's and so night. Bonsoir. Kimim ben? Marie Antoinette. Guillotine'den sonra. Zilenzi. Ne giydin sen böyle? İshal olmuş biri mi? Bir süper kahraman. Çinli. Çinli mi? Gerçekten mi? Daha önce Çin'e gitmiştim. Çin nasıl bir yer? Çok fazla hatırlamıyorum. Ben 4 yaşındayken sadece bir yıllığına oradaydık. Buraya ne zaman geldiniz? Daha yeni geldik sayılır. Ama burayı sevdim. Lütfen çünkü denizi var. Sadece bir dakikanızı alacağım. Nereden buldunuz bunu? Ona sor istersen. Öğretmen aldıktan sonra cep telefonundan kopyaladık. Bu doğru. Dans etmek ister misin? Michelino! Seni seviyorum. Lanet olası Çinli kostümü. Nerede senin süper gücün? Pislik. Stella seni bekliyor. Hadi. Hadi beni yok et. Beni görünmez yap. Mario, sorun nedir? Mickey hazır mısın? Canavar hadi geç kalacaksın. Mickey neden yatağın altındasın sen? Mario. Neden yatağın altındasın ha? Hadi bakalım gel buraya. Hadi hadi çık dışarı. Hadi oğlum. Hadi. Erken çıktın mı? Mario? Ne oldu tatlım? Bunun için mi? Hı? Bu sadece bir resim.
Gel bakalım, hadi gidelim. Merhaba. Anne, şu an konuşamam. Müsait değilim. Seni sonra ararım. Görüşürüz. Şimdi ne olacak? Ben bir canavarım. Ben bir canavarım. Tenis finallerinde. Güzel. Başlayalım. Matematik işlemlerinde parantezlere dikkat etmeliyiz. 2/3. Parantezi kapat. Ve yeni bir parantez açtık. Hayır öğretmenim. Hapse girmesi gerekiyor. Rahatsızlığınızı çok iyi anlıyorum profesör ama babası hapishaneden daha birkaç gün önce çıktı. Mükemmel. Anlayışlı oldun. Babası çıkar, oğlu girer. Matematik sınavı cevapları. Hey! Hı? Ne yaptığını sanıyorsun? Birinci hata. Heh. İkinci hata. Maçı bu şekilde nasıl kaybedebildin? Kortta altına eşedin. Ödün patlıyordu. Ama baba, yemin ederim bir şeyler oldu. Eve yürüyerek gideceksin. Sebebini yolda düşünürsün.
Benimle oynamak ister misin? İmdat! Ben yapmadım baba. Yemin ederim ben yapmadım baba. Bin çabuk. Gerisini evde yiyeceksin. Haydi kızlar. Hop 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 hop. Şimdi duşa gireceksiniz. Hop 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 hop. Lütfen bana açıkla. Çünkü anlamakta zorlanıyorum. Cezasız çıkman bir mucize olur. Mike, kızlar orada dedikodu yapmayı severler. Kıyafetlerini ise en sonunda çıkarırlar. Hepsi böyle yapar. İçine ne girdi senin? Ne oldu sana? Hiçbir şey olmadı. Neyse. İstersen şimdi gidip tavuk ve patates yiyelim ha? Şu anda aç değilim anne. Ben de değilim. O zaman bira içelim. Ha? Anne. Hı? Bir şey yok. Hey. Ah. Kaldır kaldır. Alo Minella, ne oldu? Ne diyorsun? Birazdan orada olacağım. Brenda Volpi'de kaybolmuş. Şu an yanlış düşünüyorsunuz. Hı? Yalnız olacaksınız. Ailenize ve arkadaşlarınıza da sürekli görünmez olacaksınız. Bunu yapınca elinize ne geçecek ha? Ama çocuklar biliyorsunuz, bu tamamen çok normal bir duygu. Sende yanlış giden herhangi bir şey yok. Bütün korkuların, üzüntülerin... Eğer onları anlamayı gerçekten öğrenirsen çok önemli duygular haline gelmiş olur. Bu dedir. Bendeniz Doktor Basil. Ama tabii ki hepiniz bana Giorgio diye... Hiç düşünüyor musunuz? Polis teşkilatından bir pisam burada diye. Ama merak etmeyin. Birazdan size anlatacağım. Burada olma sebebim kendinizi daha iyi anlamanız için. Mesela sınıf arkadaşlarınızdan Brando... Ailesine yalnız olmak istiyorum. Artık beni aramayın diye çok ilginç bir not bıraktı. Ve ardından Martino da aynı şeyi yaptı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce neden yaptılar? Hı? Ben daha 13 yaşındayken sinircelerim çıkmaya başlamıştı. Sonra da sesim değişip kalınlaşmaya başladı. Artık bir çocuk değildim ama bir yetişkin de değildim. Hayatım boyunca evden tamı tamına 3 defa kaçtım. Benim yüzümden annemin saçları beyazdı. Ama şimdi burada karşınızdayım. Şimdi düşünün bakalım. Sizce evden kaçmak için gerçekten de geçerli bir nedenimiz var mı? Yoksa kendini test mi etmek istiyorsun? Ne diyorsun ha? Ve her zaman çocukların kaçmak için geçerli bir sebebi olmalıdır. Örümcekler ağlarını ağızlarından atıyorlarsa neden örümcek adam bileklerinden atıyor? Candela aşağı in. Nedenmiş? Aslında annem öyle istiyor. Hayır bu doğru değil. Lütfen aşağı iner misin Candela? Geçmeme izin verecek misin? Hoşça kal. Hoşça kal.
bir şey mi Tek var? Tek kelime etmezsen sana açıklarım. Hayır, yok bir şey. Her şey yolunda. Elimi çekersem bağırmayacağına söz ver. Kostümü giydiğim zaman farklı hissetmiyorum. Ama sadece birazcık kaşıntı tutuyor. Çünkü sentetik maddeden. Galiba. Belki de güç içime ben uyurken girmiştir. Yıkayınca ne olur? Gider mi? Sanmıyorum. Belki de sihirli bir pijamadır. Eğer onu gece yatarken giyersen sabah görünmez olarak uyanıyorsundur. Sihirli pijama mı? Aslında... pijama gibi görünüyor. Belki de onu uzun süre giydiğin zaman çok daha fazla görünmez oluyorsundur. Merak ediyorum, ne zaman normale döneceksin? Bilmiyorum Candela, bilmiyorum. Sen bir süper kahramansın. Ne demezsin? Sen görünmez çocuksun. Şimdi tehlikedeki insanlara yardım edeceksin. Kime edebilirim ki? Ben umutsuz vakayım. Martino Breccia. Çok hassas ve ayrıca biraz kilolu bir çocuk. Kendinin katılacağı matematik olimpiyatlarından hemen önce baskıya dayanamıyor ve kaçıyor. Ve Brando Volpi. Çok şey isteyen bir babası var ve küçük tenis şampiyonumuz başarısızlığa uğruyor. Bu yenilgisinin ardından da ortadan kayboluyor. Bu yani sizce ortadan kaybolmalar... isteyerek mi? Bunu ben söylemiyorum ki. Elimizde Martino'nun çektiği bir video görüntüsü ve Brando'nun yazdığı bir not var. Kaçmalarının isteyerek olduğu gayet açık. O zaman peki sizce neden kaçmak istediler? Bence üzerlerindeki sosyal baskıyı kaldırmak için. Ayrıca yarışmalardaki riskleri yok etmek için. Şimdi, sakinliği korumak her şeyden... çok daha önemli. Tamam mı? Mike! Lanet olsun! Mike, evde misin? Mike! Evde misin tatlım? Mike. Tanrım, yine mi? Evet. Bir kere de odanı toplu görsen fena mı olur? Alo. Aa, merhaba anne. Hayır hayır anne, çok fazla çalışmıyorum. Her neyse, öyle değil. Hayır öyle değil anne. Sen de biliyorsun, tam 12 yıldır Mike geldiğinden beri sigara içmiyorum. Şu aralar kaygılandığım o. Sinirli, garip, çok düşmanca hareketleri var. Dün başı derde girmişti. Bugünse evde değil. Beladan uzak durmasını söyledim tabii. Evet, yapması lazım. Sence o farkında olmadan... yani içgüdüleri ve duyguları sayesinde evlat edinildiğini anlıyor olabilir mi? Şşş, bekle. Mike, sen misin? Hayır hayır, yok bir şey. Mike sandım.
Kimsin sen? Bir hayalet mi? Bir melek mi? Ya da sadece rüzgar mı? Ama ağzını çizmedin. Hadi en yükseğe kim çıkacak? Arkadaşım olur musun? Benim çok fazla arkadaşım yok. Annem yabancılarla konuşmamam gerektiğini söylüyor. Yani bu durumda da... Senin annen var mı? Hayır. Şeker yemek ister misin? Bu sonuncusu. Yiyebilir misin? Güzeldir. Seni korkutmuyor muyum? Hayır. Olamaz. Antrenmana gitmem lazım. Yarın görüşür müyüz? Olur mu? Konuşmak için. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Stella, ben soyunma odasındakiler için üzgünüm. Sorun değil. No need to go get locked away. When I leave your arms, the things that I think of, no need to get over alarmed. I'm coming home. İçeri girdin mi? Evet. Beni korkuttun. I wonder which brother is better. Neredesin? Which one our parents love the most? I'm sure. Hala soğuk algınlığın mı var? Üşüyor musun? Biraz. Salona gitmeye hazır mısın? Battaniyeyle ne yapıyorsun? Biraz üşüdüm de. Acele et, hadi. Hep kapıyı çalmadan girer. Senin geleceğini tahmin etmiştim. Gerçekten var mısın? Sanırım. Gözlerimi kaparsam seni görür müyüm? Hayır. Belki biraz yaklaşmam gerekir. Belki de... Çok yaklaşmalıyım. Make sure my sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love that led us. Gitmem gerek. En azından bana adını söyle. Ona söylemen gerekiyor. Ona söylemen gerekiyor. Ona söylemen gerekiyor. Ne yapacaksın? Ona söyleyeceğim.
Koordinasyon üzerinde çalışmalıyız. Eski alışkanlıklarını da yenmen gerek. Çalışmaya devam et. Kahve almaya gidiyorum. Bir şey ister misin? Hayır, sağ olun. Burada ne yapıyorsun? Mario'yu kaka yapması için çıkarmıştım. Hayır, kaka diyemem. Mario ile geziyoruz. Ne tesadüf. Aslında hep buralarda gezeriz. Seni eve bırakmamı ister misin? Seni eve bırakayım. Stella! Stella! Bırak onu! Bırak onu! Stella! Bırak onu dedim! Sadece bir dakikalığına çıkmıştı. Ama Stella tamamen sizin sorumluluğunuzdaydı. Sadece kahve almıştı. Hayır, hayır. Bunun önemi yok. Siz sorumluydunuz. Sen iyi misin? Acıyor mu? Onu durduramadım anne. Sen fazlasını yaptın tatlım, anladın mı? Sadece küçücük bir kırık. Bak göreceksin, yarın eve sapasağlam dönecek hayatım. İyi iş çıkardı. Tabii ki. Adamın bileğini ısırdı. 5. caddeye acil bir ekip. Hey, onu bulacağız, merak etme. Tamam mı? Şimdi dinlen biraz, bugün çok şey yaşadın. Biz arkadaşız Stella. Eve gitmek istiyorum. Eve gideceksin tabii ki, yakında. Test sonuçları temiz çıkmadı. Ama önce birkaç soru sormamız gerekiyor. Ne yapalım kumandan? O değil. Aramaya devam edin. Stella'yı kurtarman gerekiyor. Stella'yı kurtarman gerekiyor. Ne oluyor? Uykunda konuşuyordun. Stella'yı kurtarmalıyım. Stella'yı kurtarmalıyım. Nereye gidiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Ne arıyorsun sen? Kostümümü. Burada yok. Ne yapıyorsun Mickey? İşte burada. Hayır, hayır, kostümüm çekmiş. Hala çalışır mı acaba? Üstüme giymeden nasıl bilebilirim ki? Çok üşüdüm. Daha çok beklemem gerekiyor mu?
çalışıyordur. Mike, ben geldim. Evet. Daha sonra sana anlatacağım. Seni sonra ararım, tamam mı? Uyanık mısınız? Ben dün akşamdan beri hiç uyumadım. Sen kostümümü mü yıkadın anne? Mike kokuyordu. Onu mahvetmişsin. Tamam. Bir şekilde düzeltmeye çalışırım. Mahvolmuş. Asla düzeltemezsin. Senden iğreniyorum. Mike, bir daha annenle bu şekilde konuşma. O benim annem değil. Sen benim annem değilsin. Yani ikiniz de evden kaçıp gitmediniz. Kostüm hiç önemli değil. Evet, beni görüyordum. Hayır. Arkadaşını ben kaçırmadım, hayır. Ne düşündüğümü nereden biliyorsun? Kimsin sen? Adım Andrei. Ve ben senin babanım. Benim babam öldü. O bir polisti. Bir kahramandı. Öyle söylemişler, sen de inanmışsın. Rusya'yı nasıl hayal ediyorsun? Rusya'yı mı? Benim doğduğum yer. Önce normal bir hayatım vardı. Ailem, arkadaşlarım. Hepsini indirin. Birdenbire her şey değişti. Nükleer bir felaket oldu. Hadi davay davay. Radyasyon binlerce insanı öldürdü. Kamyon yola çıktı. Daha fazlasını da hasta etti. Zaman içinde diğer insanlar da bir çeşit değişime uğradı. Acele edin. DNA'ları mutasyona uğradı. Onlara özel olanlar dediler. Radyasyon onlara bazı güçler verdi. Hadi çabuk. Bu özellikleri de kötü niyetli paramiliter grupların ilgisini çekti. Yürü. Başlarında soğuk savaştan kalma bir general vardı. Adı Topluluktu. Bir süre sonra bizi Sibirya'da bir yere kapattılar. Ve orada bizi uzun bir süre kobay olarak kullandılar. Silah olarak kullanmak için nasıl çalıştığımıza baktılar. İçeride bir denek var. Hiç özel gücü yok. Testler negatif çıktı. Hiçbir şekilde yenilmeyecek bir ordu düşün. Mükemmel silahlardık. Nerede? Nereye gitti? Belki de görünmezdir. Onların en gözde kobaylarından biriydim. Aralarında zihin okuyabilen tek kişiydim.
Ama tıpkı diğerleri gibi gücümü ne kadar kullandıysam bu beni bir o kadar tüketti. Birçok kez hasta oldum ve görme yetimi kaybettim. Güçlerin bazı karanlık yönleri vardır. Sen de bir gün anlayacaksın. Yerine otur hemen. Ama toplulukla ilgili bir sorun vardı. Onlar son derece hissizdiler. Hepsi. Annen ve benim dışında. Hadi otur yerine. Ye hadi. Oraya geldiği günü hatırlıyorum. Yelena. Onun zihninde de benimkine eşit bir korku gördüm. Ayrıca başka bir şey daha gördüm. Benden hoşlanmıştı. Ve sonra sen doğdun. İyi erkek çocuk. İki özel insanın oğlu. Bu olayla mest oldu. Araştırmaya götürdüm. Seni bizden alacaklarını çok iyi biliyorduk. Bu yüzden annenle bir karar almak zorunda kaldık. Annen sana son hediyesini bıraktı ve senin için kendini feda etti. Yelena mı? Evet, Yelena. Sonra seni Avrupa'ya kaçırdım ve arkanda bıraktığın izleri sildim. Ama ben er ya da geç yakalanacaktım. Bu yüzden büyüyebilmen için sana en huzurlu yeri seçtim. Seni şehre yeni taşınan Giovanna'nın evine bıraktım. Aklını okudum. O iyi bir insandı. Bir çocuğu olmasını her şeyden çok istiyordu. Ve sana sevgisini verdi. Seni çok sevmişti. Bir polisin belgeleri hazırlaması her zaman çok kolay olmuştur. Bu yüzden annen olduğunu herkese kanıtlayabildi. Hayır.
Onun hakkında sakın kötü düşünme. İstediğim şeyi düşünürüm. Artık aklımı okumayı kes lütfen. Bu benim elimde değil. Herkesin aklını okuyabilir misin? Sadece yakınımda olanları. Şuradaki balıkçı gibi. Şu anda benim çocuk kaçırabilecek tipte biri olduğumu düşünüyor. Aklından polise telefon açmak geçiyor. Bir dakika içinde karar verecek. Zamanımız yok. Daha geri dönmedi mi? Gelir gelmez beni hemen haberdar et. Her şey yolunda mı? Hayır, hem de hiç değil. Bir an önce alarm vermeliyiz. Onların kaçmadığını daha yeni öğrendim. İçgüdülerimi dinlemem gerekiyordu. Tavsiyelerimi dinlemiyor musun? Bana neler olduğunu anlat. Polisle mi yoksa psikologla mı konuşuyorum? Bir arkadaşınla konuşuyorsun. Mike bana annesi olmadığımı söyledi. Peki neden? Çünkü bu doğru. Bunu bilmiyordum. Bunu kimse bilmiyordu ki. Onu nasıl öğrendiğini de bilmiyorum. Sana güvenebilir miyim? Güvenmemen için bir neden göremiyorum. Beni bağışla. Bir çağrı aldık da. Bekle. Benim hiç gücüm yok ki. Gücümü kostüm veriyordu. Kostüm senin zihnini kapatmış olmalı. Bir şekilde olacaktı zaten. Gittikçe büyüyorsun. Son zamanlarda hiç burnun kanadı mı? Evet. Gördün mü? O kostüm hiçbir şey ifade etmiyor. Güç aslında senin içinde. Ama o gücü kontrol bile edemiyorum. Bunu çok yakında öğreneceksin. Ona ne yaptın böyle? Balıkçının hafızasını sildim. Böylece bizi hiç hatırlamayacak. Görünmez olduğunda bu soğukta çıplak geziyorsun. Annenin de böyle bir sorunu vardı. Bu yüzden bir kostüm icat etmişti. Nedir bu? Bu kıyafeti giydiğin zaman derinle birlikte hareket eder. Görünmez olduğun zaman kıyafet de görünmez olur. Giysilerinin içine giyebilirsin. Annenden bir hediye olarak kabul et. Bu ne demek? Bu özel olanların simgesidir. Rus'un sesi. Rusça'da böyle yazılır. Şimdi beni dinle. Topluluk senin burada olduğunu biliyor. Kaçmalısın. Seni bulurum. Zihinlerimiz iletişim halinde. Her zaman da öyle olacak. Bu çılgınca. Balıkçı bir şey hatırlamadığını söylüyor. Adamı, çocuğu, telefonla bizi aradığını bile. Burada ne yapıyordun? Hiçbir şey. Peki bir şey görmedin mi? Lütfen bir daha böyle kaybolma. Anladın mı beni? Asla. Ben gidip Mario'yu veterinerden alacağım. Ve sen de eve git. Döndüğümde konuşuruz. Tamam mı? Ben onu eve bırakabilirim. Teşekkür ederim. Bana büyük iyilik yaparsın. Onlar bugün bana jimnastik yeteneğimin nereden geldiğini sordular. Ve başka bir yeteneğimin olup olmadığını ben de ne gibi dedim. Ama cevap vermediler. Ve bana da. Biliyor musunuz? 131.071'in kara kökünün ne olduğunu sordular. Ne aptalca, onun kara kökü yoktur ki. Çünkü bir tek sayıdır. Bana da ısrarla tenisi sordular. Belki de uzaylılardır. İnsan kılığına girmişlerdir. Belki de bizim düşüncelerimizi okuyorlardır. Hatta şu anda bile. Tamam, vakum yaratın, hiçbir şey düşünmeyin. Kes şunu, seni tombalak. Ben kilolu değilim, sadece metabolizmam yavaş. Bizi tanımaya çalışıyorlar. Çünkü sen teniste iyisin, sen de... Sen de domuz yağından bir topsun. Brando. Rakamlarla aran iyi.
Sen de denge üzerinde durabiliyorsun. Bu doğru. Belki de özel yetenekleri olan çocukları arıyorlardır. Tamam ama neden? Bunun anlamı nedir? Belki de kaçmalıyız. Tavsiyelerini dinlemiyor musun? Her şey yolunda mı? Cevap vermedin de. Sizi duymadım. Çayını hazırladım. Birazcık atıştır, yoksa annem bana çok kızar. Biliyorum. Zor bir dönemin içinden geçiyorsun. Büyük değişimler geçiririz. Bu dönemlerde içimizdeki potansiyeli yavaş yavaş keşfetmeye başlarız. Kurabiye alsana. Ya sen? Sen içindeki potansiyeli keşfetmeye başladın mı? Tuvalete gitmeliyim. O kapıyı kilitledim. Etrafta sayısız vahşi hayvan dolaşıp duruyor. Bunu riske atamadım. Eğer polis çağırmaya kalkarsan arkadaşların ölecek. Aç kapıyı artık. Çünkü canını yakmayı hiç istemiyorum. Andreevich'in gençliği. Tıpkı annene benziyorsun. Uzun zamandır seni arıyorduk. Ne zamandır görünmez olabiliyorsun? Ha? Bunu yaptığında acı hissediyor musun? Baş ağrısı, kusma.
Hedeflerin için çalışman gerekiyor genç Andreyeviç. Oh. Olağanüstü bir kontrol yeteneğin var. Ve biz bunu daha iyi yapacağız. Burada ne yapacaksın ki? Normal insanların arasında işin ne? Burası ait olduğun yer değil Andreyeviç. Hepsi senin bir canavar olduğunu düşünecek. Tam tersi, eşsizsin. Sen çok özel birisin. Harika bir fikir. Çok yazık. Ne? Bu da ne böyle? Gazla, bizi öldürecek. Andreyeviç neredesin? İvan hadi, bu bir emirdir. Emredersiniz. Bana kim olduğunu söyle, söyle hemen. Bekle biraz. Yüzünü görmediğim bir adamdan... Emir almam ben. İvan dursana. İşim bitti mi? Silensi. Mickey. Aa! Omuzlarıma basarken biraz daha hassas davranabilir misin? Sessiz ol biraz tombala. Çenenizi kapatın. Birazdan canı çıkacak. Bal kabağı gibi ezileceğiz. Beni düşüreceksin. Fare var. Acele et. Hadi kollarım daha fazla dayanamayacak. Birazdan düşeceğim. Burada bir hareket yok. Burada da sorun yok. Tamamdır. Etraf temiz durumda. Durum bildirisi anlaşıldı. Anlaşıldı. 13-16 durum bilgisi ver. Bir sürü psikiyatrist gördüm ama bu adam... Psikiyatrist falan değil. O bir Rus ajanı. Sana söyledim. Brando ile Stella'yı kaçırdı. Çocukları psikiyatrist mi kaçırdı? O bir psikiyatrist falan değil. Aa, psikiyatrist değil mi? Neden söylemedin? Öyle görünüyordu. Peki sen neden bir psikiyatriste gidiyorsun? Psikiyatriste mi? Öyle demiştin ya. Aa, öyle değil. TKDB içinde. O nedir? Tansiyon kaynaklı dikkat bozukluğu. Bende ondan varmış. Aa, bu doğru değil. Sanmıyorum. Sende ondan yok. Ne dedin? Ah, boş ver, unut gitsin. Bu adam Brando'yu kaçırdı, öyle mi diyorsun? Martino'yu da, Stella'yı da. Ve Brando'yu da. Evet, Brando'yu da. O da ne? Burası paintball savaşı yapmak için geldiğimiz yerdi. Bu makine Vikingman ETK-4 en son modeli. Seni 90 metre uçurabilir. Ivan, onların silahları daha iyi.
Yükseklik korkunla savaşman gerekiyor. Nerede olduklarını bulamayız ki. Ben bir yolunu bulurdum. Nasıl? Sinyal verirdim ya da öyle bir şey. Demek öyle. Ivan, sen bir dahisin. Başka biri yapmıştır. Nasıl? Boş ver, unut gitsin. Hadi gidelim ki. Hazırım. Bırakın beni pislikler. Bırak kolumu. Stella. Şşt. Görevdeyken konuşma. Kes sesini. Bize zorluk çıkarma, tamam mı? Gel. Hadi kızı bakalım. Yakaladık. Anlaşıldı. Ayağa kalkamam. Bir adam var. Bir planım var. Neymiş o? Sen görünmez ol ve hazırlan. Gerisini ben hallederim. Hayatım boyunca hep bu anı beklemiştim. Происходит. Я не знаю, что там случилось, все это хуйня, блядь. Иди и сделай контрол по всей территории. Давай! Все давай! На борт! Все на борт! Что это проверку? А, лянет, осун! Neler oluyor? Elektrik tesisatıyla ilgili bir sorun var. Nikolay kontrol edecekmiş. Önemli bir şey yokmuş. Andrei, bir gün geri geleceğini biliyordum. Bir de kadın var. Kadın da kendi oğlunu arıyor. Mike'nin özel olduğunu biliyordum. Ama bu kadar değil. Ona olağanüstü bir anne oldun. Mike benim bu dünyada başıma gelen en güzel şeydi. Senden beni ona götürmeni istiyorum.
İçeri gelin. Acele edin. Dostum, ne oldu sana böyle? Hücreyi aç hemen. Dışarı çıkın hadi. Siz ikiniz girin. Hadi acele edin. Bana uyuşturucu vermiş olmalılar. Hem de güçlü bir şey. Aman tanrım. Silenzi. Demek o sendin. Hayallerin yıkılmamıştır umarım. Böldüğüm için üzgünüm ama bu konuyu dışarıda konuşmaya devam etseniz nasıl olur? Beni izleyin. Bekleyin. Biri daha var, onu da almalıyız. Buna değmez, bence gidelim. Yaşlı adam, onu kaçmaya çalışırken görmüştüm. O da burada bir tutsak. Tamam Brando, onu kurtaralım. Ben de geliyorum. Olmaz. Sen nerede olduğunu bilmiyorsun ama ben biliyorum. Bu taraftan. Bu taraftan. Burası kapalı. Bir deneyelim. Gördün mü? Al şunu. Burada dur. Sabırlı ol. O genç Michele'nin yerini biliyor. Buradan beni takip et. Sen emin misin? Evet. Galiba eminim. Çıkış yeri burası. Ama kilitli. Bizi içeri kilitlediler. O burada. Ortaya çık bakalım Andreevich. Stella, neden? Ben Stella değilim ki. Sen Stella değil misin? Stella! Aslında benim başka bir adım var. Adım Pençe. Zihnim bir başka insanınkini pençelediği zaman bunun benim üzerinde hiçbir yan etkisi olmaz. Belki hafif bir baş ağrısı falan olur. Bu boşa zaman kaybı Michele. Beni evindeyken atlattın belki ama buradan da kaçıp gitmen kesinlikle mümkün olmayacak. Benim evime asla gelmedin ki. Oo, elbette evine geldim. Bazili'nin zihnini pençeledim. Çay yapmamı ister misin? Sonra da arkadaşın Stella'nın da zihnine girdim. Şimdi beni bir hücreye götürün. Sen de benden çok hoşlandın Michele. Biz ikimiz özel olanlarız. Ben senin gibi değilim. Sakroy be. Давай, давай. Защищай, командир. Не ещё, бля. Где? Где? Увидел? Там, там.
Bu kadarı yeter artık. Arkadaşlarını hiç düşünmüyor musun? Baksana, bundan emin misin? Evet, Mikel'i bana öyle söyledi. Buna inanamıyorum. Gardiyanlar gitmiş. Hadi gidelim. Alarm verin. Anlaşıldı. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Tamamdır. İniyoruz. Bekleyin. Koordinatlar verildiğinde harekete geçilecektir. Michele orada değil. Bu şey patlayacak. İşte yola çıkmayı başardık. Nihayet evimiz olan o güzel yere gidebileceğiz. Yakında bana teşekkür edeceksin. Çünkü çok kısa bir süre sonra anneni göreceksin. Bu doğru değil. Onu öldürdün. Katili sensin. Hayır, bu doğru değil. Aslında annene zarar veren normal insanlardı. Ona zarar verdiler. Ama onu öldürmediler. Daha sonra da topluluk biz olduk. İmdat! Yardım edin! Çıkarın bizi! Kapı kilitlenmiş! Yardım edin! Bize yardım edin! Yardım edin! Annen hala bana yazıyor. Ve orada seni bekliyor. Geri çekilin! Çekilin! Uzaklaşın! Stanley'i güvenlik kapsülünün içine koyacağız ve onu sağ salim bir şekilde denizin yüzeyine yollayacağız. Siz iyi misiniz? Mickey, Stanley... Onlar aşağıya inmişlerdi. Hadi gidelim. Çabuk olun. Çabuk olun. Hadi. Patlamak üzere. Oğlun nerede söyle. Bilemiyorum. Onu görmedim. Kendimi bu yatakta buldum. Ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Sana inanmıyorum. Oğlum nerede dedim. Sana söyledim ya. Kafam bomboş. Bunu nasıl yaptığımı bile bilmiyorum. Ve ayrıca gözlüğüm de gitmiş. Giovanna! Gidelim. Michele burada değil. O doğruyu söylüyor. Sola dön. Merdivenler. Koşun, 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 koşun. Uzaklaşın. Gidelim buradan. Uzaklaşın hadi. Mike. Normal insanlarla senin aranda bir bağ olması imkansız olurdu. Çünkü normal insanların normal ve soluk hayatları var. Onlar hesaplarını dengede tutabilmek için sürekli taksit yapmaya çalışırlar. Ve normal olan çocuklarını yine normal olan babalarıyla aynı hayata sahip olmaları için yetiştirirler. Biz senin bu hayattaki tek aileniz.
Ama kaderin biz olmayacağız. Evet. Bana ne yapabileceğini göster hadi. Michele Silensi. Hayır! Hayır! O da ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Bekle, annen hayal kırıklığına uğrayacak yoksa. Benim annem öldü. Stella. Şimdi ne yapacağız? Bir şey hatırlıyor musun? Sanırım bu olmalı. Basalım o zaman. Acaba bir daha kaybolabilir misin? Bu bir tür göz yanılması olmalı. Serap gibi bir şey görüyor olmalıyız. Beni dinleyin. Hiç şüphesiz bundan eminim ki bugünden itibaren şehrimizin bir süper kahramanı var. Ne yazık ki süper kahramanlar aslında gerçek değildirler. Bence bu böyle. Kes sesini. Henüz senin de ölek olup olmadığını bilmiyoruz. Bu da ne demek oluyor? Onun hiçbir suçu yoktu. Sana. En azından biri masumiyetimi anladı. Abi. Affedersin. Gideceğini biliyorum. Gitmek zorundayım. Neden? Hepsi senin özel biri olduğunu biliyor. Kesinlikle. Hep tehlikeli olacaksın. Bu umurumda değil. Benim umurumda. Çünkü senin hayatın benimki gibi olmamalı. Umurumda değil. Önceki hayatımı yaşamak istemiyorum. Gücüm yok olacak mı? Gücünün yok olması imkansız. Belki başka güçlerin bile olur. Gerçekten gidiyor musun? Bana ihtiyaç duyduğun zaman bunu anlarım. Peki beni istiyorlarsa neden Stella'yı kaçırdılar? Şu anda bunun bir önemi yok. Asıl önemli olan şey, hiç kimsenin bu geceyi hatırlamaması gerektiği. Lütfen bana bir dakika ver, baba. Miki, seni bulamadım. Kafam çok karışık. Benim hayatım boyunca başıma gelen en inanılmaz şeydi. Benim de öyle. Sorun ne? Stella. Beni unutman gerekiyor. Bu mümkün değil. Diğerlerinin yanına git. Sonra görüşürüz.
Hiçbir şey hatırlamıyorum da ne demek? Size söylediğim gibi işte, her şey çok karmakarışık. Toplu amneziyi nasıl açıklarsınız? Siz psikologsunuz. Beni bağışlayın ama bunu ben de anlayamıyorum. Sanki yabancı bir güç düşüncelerimi ele geçirmiş gibi hissediyorum. Peki aman siz tanrım, oradaki denizaltının içinde miydiniz? Evet, sanırım öyle. Çocukları siz mi bıraktınız? Evet, bunun nasıl olduğunu bilmesem de öyle. O zaman bütün sorumluluğu üzerinize alın ve de bu işi burada kapatalım gitsin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Baş müfettiş Giovanna Silenzi sayesinde bu olay mutlu sonla noktalandı. Ancak kaybolan 3 çocuk bulunmuş olsa da olay akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Gerçekten spor haberlerine geçelim. Haberlerde mi çıktım? Evet, evet. Bence annen tam bir süper kahraman. En iyi şey onların güvende olmaları. Harika, ederim, harika. Teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez annem benimle gurur duyuyor. Senin kahraman olduğunu biliyorum. Hey, ne kaynatıyorsunuz bakalım ufaklıklar? Seni bu gece bir yere pizza yemeye götüreceğim. Çünkü bunu fazlasıyla hak ettin. Nedenmiş? Çünkü matematikten A aldığını biliyorum. Nasıl yaptın? Kopya mı çektin? Hayır. Evet, kopya çektin. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Bunu gözlerinden okuyabiliyorum. Öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok iyiydin. Onları eve getirdin. Çünkü söz verdim. Hoşça kal. Anne. Dostum hoş geldin. Patlamadan önce bizi çıkarmışlar. Hoş geldin. Ama ben hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Çok kötü durumdayım. Silenzi. Geri döndüğüme sevindin mi bakalım? Ivan, sen aptal biri değilsin. Sadece dikkat bozukluğun var. Ama bunu kontrol etmek zor değil. Ve sen, eğer ille de birini suçlamak istiyorsan bu suçu babanda ara. Ne dedin? Vurmak mı istiyorsun? Durma o zaman. Öyleyse izninizle ben gidiyorum. Come on. Stella. Merhaba. Eğlenceye kalacak mısın? İsterdim ama kaçırıldığım için tebrik edilmek istemiyorum. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Sen hep üşütüyorsun öyle değil mi? Birlikte yürümek ister misin? Neden olmasın? Anlarsın ya, yarın olacak matematik sınavı için endişeleniyorum. Bunun için bir numara buldum. Numara? Bir numara. Öyle mi? Ha, biz öyle diyelim. Aslında sandığımızdan daha da kolay. General, görevimiz başarısızlıkla sonuçlandı. Andreyeviç elimizden kaçmayı başardı. Şşş.
genç Natasha'yı bulduk. O saklanıyormuş Fas'ta bir yerlerde. Bu oldukça iyi bir habermiş. Gidelim. Emredersiniz. Natasha. Küçüğüm, ağlama sakın. Sonunda özgürüz işte.